Final bölümünden Ferrari kariyer modunun son bölümünden herkese merhabalar. Bugün İtalyan takımın şahlanan atın şampiyonu belli olacak. Önceki bölümde takımlar şampiyonluğunu almıştık. Bu bölümde ise pilotlar şampiyonluğu kesinleşmiş olacak. Muhtemelen son yarışta Avustralya Grand Prix'sinde şampiyon belli olacak. Şu anda puan farkı bizim avantajımızda ama Charles Leclerc eğer ki Brezilya Grand Prix'sinde yarış dışı kalmazsa şampiyonluk çok büyük ihtimalle sonraki yarışa kalacak. Yine Ferrari kariyeri sonrasında gelecek diğer F1 videolarından ve F1 haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Ve bildiğiniz üzere Türkiye Grand Prix'si haftasındayız. Bununla ilgili videolarda gelecek kanalıma. Bunları kaçırmak istemiyorsanız dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Şimdi Q2'deki turumuzu da tamamlamış olduk. Q3 seansındayız. Pole pozisyonunda bakalım kim olacak? Charles Leclerc tek tur hızında oldukça üstün. Uzun zamandır onu geçemiyoruz sıralama seansında. Yarışta biraz daha yakın oluyoruz genellikle. Önceki bölümde Meksika Grand Prix'sinde Charles Leclerc'i mağlup etmiştik. Gayet iyi bir sonuçtu bizim için. Ve şampiyonluk yolunda tekrar liderliğe yükselmiştik. Bakalım bu hafta, bu son iki yarışta neler olacak? Ricardo şu anda en hızlı zaman derecesine sahip. Ve SF22'deki son turlarımız bu. Sonrasında Ferrari'ye veda edeceğiz. Çok farklı bir seri gelecek ama dediğim gibi Türkiye Grand Prix'si haftasında olduğumuz için biraz geç gelebilir yeni serimiz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi ikinci sektörü tamamlıyoruz ve çok da iyi bir tur olmadı şu ana kadar. Büyük bir heyecan, büyük bir gerilim var. Kariyer modunda bakalım şampiyonluk kime gidecek? Evet, son kez pistteyiz. İlk sektörde en iyi dereceyi yakaladık ama çok fazla bir gelişim sergileyemedik bu turda. En kötü ihtimalle 3. 4. sırada olursak bizim için yeterli olacaktır. Çizgiyi geçeceğiz ve 4. sıradayız şimdilik. Evet, sıralama seansının sonunda kendimize 5. sırada yer buluyoruz. Takım arkadaşımız Charles Leclerc pole pozisyonunda. Yine pole'den başlayacak Charles Leclerc ama yarışa grid cezası aldığı için geriden başlayacağını görüyoruz. Lewis Hamilton pole'de yanında 2. sıradan başlıyoruz. Gördüğünüz üzere Charles Leclerc'in derecesi eksi olarak görünüyor. Yani derecesi pole pozisyonunda parça değiştirdiği için biraz daha geriden başlayacak yarışa. Böyle bir durum söz konusu. Zaten zaman ekranında da bunu görebilirsiniz. Aynı şekilde Sergio Perez de grid cezası almış ve bu nedenle Mick Schumacher ileriye doğru çıkmış. Latifi zaman turu atmadığı halde ön sıralardan başlayacak yarışa. Yani ön sıra dediğim son sıra değil, sadece 16. sıra. Sebastian Vettel de grid cezası alan diğer bir isim olmuş. Birçok isim gerilerden başlayacak. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Interlagos'ta Brezilya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'la beraber start oluyoruz. Çok iyi bir start alamadık maalesef. Ricardo şimdi 2. sıraya çıkmış oldu. Charles Leclerc dışarıdan gelmeyi denedi. İlk virajda Senna S virajlarında öne doğru geçmeyi denedi Charles Leclerc ama şimdilik yerimizi koruyoruz. Pierre Gasly yaklaşmaya başladı bu arada. İçeriye doğru aracını konumlandırmış oldu. İlk sektör sonunda 3. sırayı koruyoruz. Charles Leclerc 4. sırada. 2. sırada Ricardo. İyi bir start alamadık maalesef. Lewis Hamilton lider. Bu şekilde tamamlarsak bizim için sıkıntı yok. Zaten puan olarak öndeyiz. Baskı altında olan isim Leclerc şu anda. Onun daha agresif olması lazım. En azından önümüzde bitirmesi gerek ki şampiyonluk yolunda biraz daha ümidi yeşersin. Final bölümü olduğu için bu bölümde 2000 beğeni sayısına ulaşmaya çalışalım. Bu uzun serüvende güzel anlar yaşamış olduk. Son sektörde en iyi dereceyi yakaladık az önce. Sonraki turda DRS açılacak ve çok büyük ihtimalle Ricardo'yu geçeceğiz. McLaren'e göre çok daha hızlı bir aracımız var. Sonrasında Lewis Hamilton'ın peşine takılacağız. Yani benim umudum Leclerc'in yarış dışı kalması, bu şekilde bir yarış daha az yapmış oluruz. Çünkü videoları sürekli arka arkaya attığım için biraz kolumda ağrı başladı. Bu nedenle araçtaki tepkilerim biraz daha zayıf olabilir son 2-3 bölüme göre.
Ve virajdan çıkarken biraz arkadan kaymaşıyoruz ve Leclerc geldi. İkinci sektör sonunda içeriden atak yaptı ve şu anda önümüzde. Karşı atak yapmaya çalışacağız takım arkadaşımıza. Hava koridoruna girmiş olduk. Ferrari'de bir kez daha iç savaş göreceğiz. Şampiyonluk yolunda iki rakibin mücadelesi. İçeriye doğru geçmeye çalışıyoruz. İlk viraja doğru geleceğiz. DRS açılmış oldu. Leclerc'e geçiş hızlı veriyoruz ki DRS alma şansımız olsun bu noktada. S virajlarda biraz afallamış oldu Sherlockler ve şimdilik önündeyiz. DRS ile beraber önde kalmaya çalışacağız. Bu arada Lando Norris de geldi. Çok iyi bir ivmeyle geldi. Ve dördüncü sıraya çıktı diyebiliriz derken frenajı kaçırmış olduk. Frenajı kaçırıyoruz ve Sherlockler bir kez daha önümüze geçmiş oldu. Leclerc'e geçildik yine. Hata yapınca Sherlockler bu fırsatı kaçırmadı. Şampiyonluk yolunda baskı gerçekten çok yüksek ama şampiyonluğun kolay gelmeyeceği ortada. Sezon başından bu yana çok yakın bir mücadele içerisindeyiz. Sezonun dönüm noktası bence Singapur'du. Singapur'daki yarış dışı kalma sorunu bize çok fazla puan kaybettirdi. Yoksa şimdiye çok rahat bir şekilde önde olacaktık. DRS aktif ama Sherlockler'in atak mesafesinde değiliz şimdilik. Son sektörde en iyi dereceyi yakalamış olduk. Şimdi ikinci DRS düzlüğünde yaklaşmaya çalışacağız ama şimdilik güvende. Takım arkadaşımız şimdilik güvende. Bu yarışta onun önünde olmamız şart. Çünkü sonraki yarış olan Avustralya'da Leclerc bir tık daha hızlı olacaktır. Yapay zekanın iyi olduğu pistlerden birisi. Yine de tabii ki neler olacağını bilemeyiz. Şimdi Leclerc'e yaklaşamasak bile birazdan Ricardo ile mücadeleye girecektir. Oldukça hızlı çünkü sonrasında bize de bir fırsat doğabilir. 5. turun sonlarındayız ve Charles Leclerc Ricardo'ya karşı atağa kalktı. İlk virajda dışarıdan gelmeyi denedi ama Ricardo çok iyi bir savunmayla yerini korumuş oldu. Şimdi bakalım biz yaklaşmaya çalışacağız bu öndeki ikiliye. DRS'yi açıyoruz. Ön tarafta Leclerc 0.5 saniyelik farklı önümüzde. Şimdilik Ricardo yerini korumuş oldu. Güzel bir savunma görüyoruz McLaren pilotundan. Yarışa güzel bir şekilde başladı. İki McLaren pilotu da ve 2 ve 5 olarak devam ediyorlar yarışa. Lewis Hamilton bu fırsatı geri çevirmeyecektir. Güzel bir şekilde kontrol altında götürüyor yarışı ama Ricardo'yu geçtikten sonra işler değişecektir. Leclerc adına geçebilirse tabii ki. Bu turda belki bir atak şansımız olabilir çünkü çok yakınız. Yarım saniye civarında bir fark var ön taraftaki Leclerc'le aramızda. Şimdi yaklaşıyoruz. Start finish düzlüğündeyiz. DRS'miz aktif. Ama Ricardo tabii ki ön tarafta olduğu için Sherlockler de DRS'ye sahip. Bir kez daha atak denemesinde dışarıdan gelmeyi denedi. Burada içeriye doğru geçmeye çalışacağız. Belki bir avantaj yakalayabiliriz diye. Sherlockler'e çok yakınız. Şampiyonluk yolundaki iki rakibin mücadelesi ve temas ettik. Temas edince neredeyse spin atacaktık. Şimdi tekrar hava koridorundayız. İlk sektör sonlarına doğru geliyoruz. Ricardo Leclerc mücadelesi ve Leclerc dışarıya doğru uçmuş oldu. Sherlockler'dan büyük bir hata geldi. Blokaj hatası. Ve hem Ricardo'ya hem de bize biçilmiş oldu. İşte olayın tekrarı. Burada içeriden şansını denedi. Ve biz de bu fırsatı kaçırmıyoruz. Yarışın başında biz de bu şekilde dışarıya doğru uçmuştuk ve benzerini Leclerc yaşadı ve Ricardo'nun ön kanadında hasar var. Ön kanadında büyük hasar var. Ekstra pit yapmak zorunda kalacak Ricardo. Yedinci turun ikinci sektörünü tamamlayacağız ve 3.5 saniye civarında bir fark var. Ricardo'nun ön kanadında hasar olunca bayağı bir zaman kaybetti ve bu nedenle Leclerc de 5 saniye civarında geriye düşmüş oldu. Büyük drama sezonun son iki yarışında. Leclerc adına bu yarış hiç iyi gitmiyor ve takım arkadaşımız pitte. Acaba temas sonucunda aracında bir hasar mı var? Hiçbir hasar göremiyorum şu anda ama bizim Amerika'da yaşadığımız sorunu yaşıyor olabilir. MFD ekranında hasar görünmüyordu ama
pit stopta ön kanadımız değişmişti. Charles Leclerc de aynı şekilde ön kanat değiştirecek. Demek ki neymiş, böyle durumlar olabiliyormuş. En ufak bir temasta böyle bir ön kanat değişimi olduğu için bilerek öne geçmişim gibi olmuştu ama öyle bir durum yoktu ve Leclerc de aynısını yaşamış oldu. 12. turun sonunda yarışın ilk ve son pit stopu için pite geliyoruz. Sert lastiklere geçiş yapacağız. ...2.6 saniyelik pit stop servisiyle pit yoluna dönüyoruz. Leclerc'in geriye düşmesi tabii ki baskıyı azaltmış oldu. Bayağı bir rahatlamış olduk. Pit çıkışındayız ve önümüzde sadece Esteban Ocon var, Alpine pilotu. ...25. turda fark 4.8 saniye civarında. Leclerc ise tırmanmaya devam ediyor arka tarafta. İlk 5'e girme şansı var mı bakalım, yarışın sonlarına doğru göreceğiz. 10 tur kaldı. Olası bir güvenlik aracı işleri değiştirir. Umarım bir güvenlik aracı gelmez. Şu anda oldukça avantajlıyız. 32. turdayız ve fark 2 saniye. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz Lewis Hamilton'a. Yarış galibiyeti için Mercedes'e baskı uygulamaya doğru gidiyoruz. 1.8 saniye. Yavaş yavaş geleceğiz. Lewis Hamilton'a karşı arka tarafta kısa süreliğine bir sarı bayrak sallandı ama şimdi yeşile dönmüş oldu. 35. turdayız. Yarışın bitimine son 2 tur. Ve Lewis Hamilton'ın aracında sorun olduğunu öğreniyoruz. Jeff bize güzel bir haber vermiş oldu. 1.6 saniyelik farkla önümüzde. Yarış galibiyeti için arayı kapatıyorduk ve şimdi çok bariz bir atak şansımız olacak gibi. Bu yarışta şans yüzümüze gülmüş olacak. Singapur'un diyetini ödemiş olacağız aslında. Singapur'da galibiyeti durduk yere kaçırmıştık. Şimdi onu geri almak için iyi bir şansımız var. Ve ikinci sektör sonlarına doğru geliyoruz. Fark 1 saniye civarında. Start finish düzlüğünde biraz agresif olmamız gerekebilir. 0.7 saniyelik farkla start düzlüğüne çıkıyoruz. Lewis Hamilton kaçacak, biz kovalayacağız. Mercedes'e karşı Ferrari. Uzun zamandır bu mücadeleyi göremiyorduk. Şimdi DRS'miz aktif. Hava koridorundan faydalandık. Son sektörde en iyi derece. İlk virajda içeriye doğru dalıyoruz ve lideriz. 36. turda lideriz. Lewis Hamilton'ı geçiyoruz. Brezilya Grand Prix'sinde Interlagos'ta lideriz. İşte atağın tekrarı. Bayağı bir geç frenajı uyguladık ama temiz bir atak. Lewis Hamilton sorunlu aracıyla çok fazla direnemedi. İşte bu da araç üstü görüntü. Senna istlerinde biraz zaman kaybettik ama lideriz. Son turda galibiyete doğru gidiyoruz. Avustralya Grand Prix'si öncesinde oldukça avantajlı bir durumda olacağız. Charles Leclerc şu anda ilk 5'e giremedi diyecektim ki 5. sıraya yükseldi. Ricardo ile teması sonrasında ön kanadında hasar oluşmuş oldu. Ve yaklaşık 15 puan fark açmış olacağız son yarışa giderken. Avustralya'da sadece Leclerc'in önünde olmamız yeterli olacaktır. Hatta gerisinde olsak bile şampiyonluk yolunda avantaj bizde. Start finish düzlüğüne çıkıyoruz. Brezilya Grand Prix'sinde Interlagos'ta galibiyete doğru gidiyoruz. Ve günün ilk yarışını, bölümdeki ilk yarışı tamamlıyoruz ve damalı bayrağı ilk sırada gören pilot oluyoruz. Üst üste ikinci galibiyetimiz gelmiş oldu. Ve pilotlar şampiyonluğunda oldukça avantajlıyız. Son yarışa giderken çok rahat bir şekilde gideceğiz. Lewis Hamilton, Sergio Perez ikilisi podyumda bize eşlik etmiş olacak. Now,
Evet, Sherlock der 5. sırada tamamladı ve en hızlı turu da almış. Bu nedenle 9 puan fark açmış olduk ve 19 puanlık bir avantajımız var son yarışta. Bakalım işler nasıl olacak. Şimdi Avustralya Grand Prix'sindeyiz. Sıralama seansında Q1 seansına çıkıyoruz. Bakalım neler yapacağız. Son yarışta Melbourne'de. Aslında son yarış olması için biraz ilginç bir tercih ama 16 yarışlık takvimi seçtiğimde son yarış ya Abu Dhabi Grand Prix'si olacaktı ya da Avustralya olacaktı. Ben de Avustralya'yı seçtim çünkü çok daha iyi bir pist. Abu Dhabi oldukça sıkıcı. Q1 seansını 14. sırada bitirmiş olduk. Şimdi Q2 seansındayız. Ferrari'deki son sıralama seansımız. 2 yıl önce 2019 kariyerinde Ferrari kariyerine başlamıştık ve takımdan kovulunca yarım kalmıştı. 2019'da 2020'de yapacağımıza dair bir sözümüz vardı ama My Team'den fırsat bulamadık ve bu sözümüzü bu sene gerçekleştirmiş olduk. 2 sezon bitirmiş olacağız. Bu sezon sonunda da şampiyonluğu alarak sözümü tamamlamış olacağım. Şimdi Q2 seansındaki turumuzu da tamamlıyoruz ve ikinci sıradayız. 1 saniyelik farkla. İkinci kez piste çıkıyoruz. Q2 seansında uzun zamandır Q2'de 2 tur atmıyorduk. Bu hafta biraz tempo konusunda sıkıntılıyız. Turumuzun sonlarına doğru geliyoruz. Yarım saniye civarında bir kazanç vardı. Şimdi daha da artmış oldu. Rahat bir şekilde Q3'e kalacağız. DRS'imizi açıyoruz. Albert Park'ta. Ve şimdi 7. sıradayız. Sherlock der 0.7 saniyelik farkla lider. Evet, Q3 seansında, sezonun son sıralama seansında pole pozisyonu için piste çıkıyoruz ama pek şansımızın olduğunu düşünmüyorum. Yine de elimizden geleni yapacağız. Sadece bir set yumuşak lastiğimiz kaldığı için sadece bir tur atmış olacağız. İlk sektörde en iyi derece, mor sektör derecesiyle tura başlıyoruz. Turun sonlarındayız. Yavaş virajların bulunduğu son sektördeyiz. Valtteri Bottas 1.18.513. Şimdilik en hızlı derece. Son virajlarda biraz apex'i kaçırmış olduk ve zaman kaybettik o noktada. Start finish düzlüğüne çıkıyoruz. Lando Norris geldi 1.18.450 ile. Çizgiyi geçeceğiz ve 4. sıradayız. Evet, sıralama seansının sonunda kendimize 8. sırada yer bulurken Sherlock der pole pozisyonundan yarışa başlayacak. Sezonun son yarışına start vereceğiz. Avustralya Grand Prix'sinde Melbourne'de şampiyonluk yolunda 19 puanlık bir avantajımız var. Ama gördüğüm kadarıyla yarışa yine önlerden başlayacağız. Ceza alan isimler var gibi. Sergio Perez pole pozisyonunda yanında Lando Norris var. Valtteri Bottas 3. sırada, 4 Lewis Hamilton 5. sıraya yükseldik. Stroll 6. sırada, Sherlock der 7. sırada yine grid cezası aldığını görüyoruz. Max Verstappen de aynı şekilde 12. sıradan yarışa start alacak. 13. sırada Ricardo, ceza alan diğer bir isim. Son yarışlarda motor parçaları oldukça sıkıntı çıkartmaya başlamış gibi yapay zekaya. Mick Schumacher ve Latifi ikilisi son sırada, son çizgide. Tek pit beklentisi var. Risk almayacağız. Yakıt konusunda da, araç konusunda da şu anda avantajlı olan isim biziz. Ferrari kariyerinde son kez start alacağız. Avustralya Grand Prix'sinde Melbourne'de yarışa start veriyoruz. Şimdiden Lewis Hamilton'ı geçmiş olduk. Valtteri Bottas'a karşı yaklaşacağız. İlk viraja doğru geliyoruz ve şu anda 4. sıradayız. İlk virajda geç frenajla 3. sıraya çıkmış olduk. Podyum basamağındayız. Sherlock der 5. sıraya kadar çıkabildi. O da Bottas'ın peşinde. Bu arada 3. virajda Lando Norris'e karşı bir atak şansımız vardı ama risk almak istemedik. Arka tarafta kısa süreliğine bir sarı bayrak gördük ama şimdi normale döndü. Valtteri Bottas Sherlock der'e direnebilecek mi bakalım. Büyük baskı altında Finn Pilot.
Leclerc'in gerisinde olsak bile avantajlıyız. Şu anda işler çok daha garanti altına alınmış oldu böylelikle. İkinci sektörde fark 0.4 saniye civarında. Bu arada Valtteri Bottas'la Charles Leclerc'in arka taraftaki mücadelesini görüyoruz. Takım arkadaşımız oldukça agresif, oldukça hızlı ve hırslı şekilde Bottas'ı geçmeyi denedi ama şimdilik 5. sırada kaldı. Sergio Perez'in liderliğinde ilk turu tamamlamaya doğru gidiyoruz Avustralya Grand Prix'sinde. Lando Norris'e çok yakınız. Hava koridorundan faydalanmış olduk. Belki 2. DRS düzlüğünde bir şansımız olabilir. Bottas da Leclerc'e karşı baskı altında. Şimdi 2. DRS düzlüğünde geliyoruz. İçeriye doğru bir bakış attık ama Lando Norris güzel bir savunma yaptı. Lando'yu geçersek sonrasında Sergio Perez'e çok kolay bir baskı yapacağız. Yarış hızında çok daha hızlıyız. Tek turda biraz geride olsak bile yarış hızında farkımız ortada. Lando Norris yavaş kaldı viraj çıkışında. İyice arayı kapatmış olduk. Çok yakın bir savaş görüyoruz. Şimdi içeriye doğru geçmiş olduk ve McLaren pilotunu geçiyoruz. İkinci sıraya çıkmış olduk böylelikle. Şimdi Sergio Perez'in peşine takılacağız. 0.7 saniyelik farkla peşindeyiz Sergio Perez'in. Son iki turda DRS açılacak. O zaman çok daha kolay olacak tabii ki. Antonio Giovinazzi yarış dışı. Bu arada Charles Leclerc şu anda Lewis Hamilton'ı geride tutmaya çalıştı. Ve Lewis Hamilton'ı arka tarafta tutmayı başardı. Sebastian Vettel şimdi Lewis Hamilton'a karşı atağa kalktı. Son viraj öncesinde güzel bir kapışma gördük arka tarafta. Şimdi DRS açılmış oldu ama önümüzde DRS belirleme mesafesi olmadığı için DRS açamayacağız. Çok yakınız Sergio Perez'e, kazanmak zorunda değiliz ama şansımız varsa tabii ki bunu kullanırız. Üçüncü turun sonlarında DRS mesafesindeyiz. Sergio Perez'e yaklaşmaya başladık. Çok iyi bir şekilde arayı kapatıyoruz. Son sektörde en iyi derece, or sektör derecesi içeriye doğru geçecektik ama Sergio Perez son anda içeriye doğru kapandı. İkinci DRS düzlüğünde yaklaşacağız Sergio Perez'e karşı. Meksikalı pilotla galibiyet savaşı içerisindeyiz. İçeriye doğru dalıyoruz. Red Bull'la Ferrari savaşı, lastik lastiğe mücadele, temas yaşanmaması gerçekten mucize ve şimdi Sergio Perez'in önündeyiz. Yeterince boşluk vermiş olduk. Sergio Perez'e bundan daha fazlasını yapamam bu noktada. Pistin yapısı buna el vermedi çünkü. Olayın tekrarına bakacağız. İşte burada Sergio Perez zaten fazlaca boşluğa sahip. İlk sektör sonunda burada yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. 8. turdayız ve fark 1.7 saniye civarında. Charles Leclerc 3. sıraya kadar çıkmış oldu. Ve Yuki Tsunoda yarış dışı. Son yarışta mekanik bir sorunla yarış dışı kalmış oldu Tsunoda. Ve Charles Leclerc 2. sıraya çıktı. İşte Sergio Perez'i bu şekilde DRS ile beraber dışarıdan kolay bir şekilde geride bırakmış takım arkadaşımız. 10. turdayız ve Charles Leclerc'in erken pit hamlesiyle pite geldiğini görüyoruz. Undercut etkisi deneyecek. Biz de bu turun sonunda pite geleceğiz. Çok büyük ihtimalle önümüzde olacaktır ama çok da sıkıntı değil. Şu anda yumuşak lastikler bayağı bir sıkıntılı. Bu turun sonunda biz de pit yapacağız. Evet, orta hamur için pite geliyoruz. Aslında orta hamura değil sert lastiklere geçiş yapacaktık ama orta lastikler de yeterli olacaktır şu anki durumda. 2.8 saniyelik pit stop servisiyle Ferrari kariyerinde son kez pit stop yapıyoruz. Son kez SF22 ile pit stoptaydık. Pit çıkışından çıkacağız. Leclerc gelmek üzere. Vettel önümüzde. Charles Leclerc önümüze geçebilecek mi bakalım ve Leclerc'in önündeyiz. Güzel bir durumla karşı karşıya kaldık. Charles Leclerc gerimizde. DRS ile beraber yaklaşmaya çalışacak. İç tarafa doğru geçmiş olduk. Şampiyonluk yolundaki iki rakibin mücadelesi. Charles Leclerc şimdi dışarıdan gelmeyi denedi.
Burada tutunmaya çalışıyoruz iç tarafta. Sergio Perez'i bu şekilde geçmiştik ve mücadele halen daha devam etmekte. Sergio Perez'i de aynı şekilde geçmiştik. Şarlıkların önündeyiz. Ama mücadele bitmiş değil. İlk sektör sonunda yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Bundan daha fazlasını da yapamam. Neredeyse pist dışına uçacaktık. Boşluk vermeye çalışırken. Sebastian Vettel geçici olarak lider. 2.4 saniyelik farkla. Şimdi biraz nefes alacak boşluk oluşturmuş olduk kendimize. Bayağı hızlandık bu arada. Orta lastikler oldukça hızlı. 1.2 saniye. Sadece bir sektörde 1 saniye üzerinde fark kapattık Vettel'e. O da pit stop'a girecek şimdi. Ve tekrar liderliğe yükselmiş olacağız. Sherlockler yarım saniyelik farkla gerimizde. Yarışın sonuna kadar oldukça yakın bir mücadele göreceğiz. Lastik avantajımız var tabii ki ama yine de Leclerc oldukça hırslı şekilde saldıracaktır. Üçüncü DRS düzlüğü sonrasında güzel bir şekilde ivme yakalayabilirse orada geçiş yapma şansı olabilir. İkinci sektörde kendimiz adına en iyi derece, mor sektör derecesi yakalayamadık. Evet, bu şekilde gidersek yeterli olacaktır. İkinci sıra da bizim için yeterli olur. Daha öncesinde defalarca dediğimiz gibi sarı bayraklar var ve Sherlockler spin attı. Takım arkadaşımız bu noktada spin attı. İnanılır gibi değil. Son yarışta şampiyonluk baskısının artık zirve yaptığı noktalarda Leclerc bu şekilde spin attı. Ve Monakolu pilot bayağı bir geriye düşmüş oldu. Hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir hata. Gerçekten ilginç bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Sherlockler 5. sırada. 10 saniyelik bir fark var. 3. sektördeki hatası sonrasında bakalım tırmanma şansı olacak mı? Bu noktadan sonra artık şampiyonluk kesin gibi. Ferrari'deki şampiyonluk hasreti. 2007 Kimi Räikkönen sonrasında dinmek üzere. Takımlar şampiyonluğunu zaten almıştık önceki bölümde. 2008'den sonra ilk defa takımlar şampiyonluğu Ferrari'ye gelmişti. Bu yarışta da pilotlar şampiyonluğu gelecek. İlk sektörde mor sektör derecesi. En hızlı turu almak için oldukça iyi bir konumdayız şu anda. Oldukça yakın şekilde gidiyordu ama İlginç bir spin görüyoruz Leclerc tarafında. İkinci sektörde en hızlı dereceyi alamadık maalesef. Ama daha yarışın bitimine 15 tur civarında bir fark var. Tekrar hızlı tur denemesinde olma şansımız olacaktır. O kadar yıldır F1 serileri üreten biri olarak Ferrari kariyeri en olaylı sezon oldu diyebilirim. Her iki sezonda oldukça olaylıydı. Kazalar olsun, spinler olsun, motor sorunları olsun. Oldukça keyifli ve gerçekçi bir sezon izledik. İki sezon izledik aslında. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Videonun sonunda zaten soracaktım ama şimdi de hatırlatmakta fayda var. İki sezonluk kariyer modu macerasında en beğendiğiniz, en keyif aldığınız yarışı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İlk iki sektördeki en iyi derecelerle geliyoruz. En hızlı turu tekrar güncelleme şansımız var. Çizgiyi geçiyoruz ve 1.21.552. Son sektörde biraz zaman kaybettik. Evet, artık normal tempoya geçeceğiz. Çok fazla zorlamanın anlamı yok. Sherlockler şu anda 4. sırada. Lewis Hamilton'ı geçmiş gibi. Ön tarafta sarı bayraklar var. Bir olay yaşanmış olabilir ve iki Haas pilotunu da pist dışında görüyoruz. Mick Schumacher ve Nikita Mazepin. İkisi de aynı noktada olay yaşamış. Mazepin'in spini sonrasında Mick Schumacher ona çarpmış ve gerçek hayatta yaşanan olayların bir benzerini görüyoruz. F1 2021'in gerçekçi yaptığı alanlardan birisi. Gerçekten oldukça tuhaf bir yarış var karşımızda.
Mazepin hem kendini hem de Mick Schumacher'in ipini çekmiş oldu. Evet, 28. turdayız ve Jeff hiç de güzel bilgiler vermedi. MGUK ünitesinde sorun olduğunu ve belki de yarıştan çekilmek zorunda kalabileceğimizi söyledi. Son turda, son yarışta böyle bir şey olursa artık yeter yani. Sezon başından bu yana yeterince sorun yaşamış olduk. Bu nedenle şampiyonluk turunda son turda ERS kullanmayacağım ki olası bir sorun oluşmasın. Tekrar yarış dışı kalmayı göze alamayız. Şampiyonluk gider direkt olarak. Aslında gitmeyebilir. Eğer ki Leclerc sadece 3. sırada kalırsa 2. sıra bile yeterli olmaz. Yine de ERS kullanmaya gerek yok. Şampiyonluk turundayız. Ferrari'ye 2007 yılından sonra, Kimi Räikkönen'den sonra şampiyonluğu getirmeye doğru gidiyoruz. Ferrari'nin şampiyonluk hasretini 2007 yılından sonra dindireceğiz böylelikle. İkinci sektörü tamamladık. Önümüzde sadece bir sektör kaldı. Ferrari adına şampiyonluk için geliyoruz. Ferrari'nin şampiyonları arasına katılacağız. İki sezonluk mücadele sonrasında artık son iki viraj. Son iki viraj kaldı. Şimdi start finish düzlüğüne çıkıyoruz. Avustralya Grand Prix'sinde Albert Park'ta bu yorucu uzun sezonun ardından şampiyonluğu alıyoruz. Ferrari ile beraber 2007 yılından sonra ilk defa şampiyonluk gelmiş oldu. Şahlanan atın şampiyonu belli oldu. Scuderia'nın yeni şampiyonu oluyoruz böylelikle. Ayrıca günün pilotu seçilmiş olduk. Sezon başından bu yana çok üstün bir aracımız vardı. Her anlamda sezon başındaki motor gelişimi öyle bir yardımcı oldu ki bize. Bahreyn'den bu yana uzun zaman boyunca tüm yarışları kazandık Ferrari takımı olarak. Leclerc bizi çok zorladı. Özellikle Avusturya ve Singapur'daki yarış dışı kalmalar bizim işimizi çok daha zor bir hale getirdi. Yoksa şampiyonluk çok daha erken şekilde bitecekti. Ama yine de güzel bir seri oldu. Bu seri boyunca izleyip destek olanlara çok teşekkür ediyorum. İki sezon boyunca oldukça güzel anlar yaşamış olduk. Gerçekten güzel bir seri oldu ve Ferrari kariyeri sözümü de bu şekilde tamamlamış oluyorum. Sürekli Ferrari kariyeri, Ferrari kariyeri şeklinde istekler vardı. Onu da bu şekilde bitiriyoruz. Son iki serimiz emin olun çok daha güzel olacak. Yani farklı bir düşüncem var. Yani bu şampiyonluk hiçbir şey ifade etmeyecek, onu söyleyeyim sizlere. Daha farklı, güzel bir seriyle karşınızda olacağım. Daha gerçekçi diyelim artık buna. Detayları vermiyorum tabii ki. Heyecanı kaçmasın. Charles Leclerc 4. sırada bitirmiş olduğu yarışı. Attığı spin sonrasında bizim işimiz çok daha kolay hale geldi. Ve sezonun son yarışını kazanmış olduk Avustralya'da. Pilotlar şampiyonasında 33 puanlık bir farkla lideriz. Takımlar şampiyonasında ise 258 puanla sezonu bitiriyoruz. Evet, artık veda vakti. 2 sezonluk bu seri, bu serüven, bu macera artık son bulmuş olacak. Dediğim gibi destekleyenlere ve takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Yeni serileri, yeni F1 videolarını kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Ve kariyer modu boyunca en beğendiğiniz yarışı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. En zevk aldığınız yarışı yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoluk beğeni hedefimiz 2000 beğeni olursa güzel olur. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye Grand Prix'si haftasında olduğumuz için o haftaya özel olarak videolar gelmeye devam edecek. Sonraki videolarda, sonraki serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. You'll lose a claim if you fail to do so.